Önceki videoda ışığa bağımlı tepkimeler konusuna giriş yapmıştık arkadaşlar. Bu tepkimeler tilakoid içinde tilakoid zar üzerinden gerçekleşir. Bu gördüğünüz bir tilakoidin büyütülmüş hali. Elimizde enerji kaynağı olarak da ışık var. Işıktan alınan enerji P680 klorofil A çiftinin içindeki elektronları uyarır enerji yüklenen yani uyarılan bu elektron bir molekülden diğerine aktarılır ve bu işlem böyle devam ettikçe her seferinde daha düşük bir enerji seviyesine iner. Açığa çıkan enerjinin bir bölümü hidrojen iyonlarının tilakoid zarı geçmesi işleminde harcanır. Son durak olarak bir elektronun geleceği nokta fotosistem 1'dir ve elektron burada bir kez daha uyarılır. Gerçekleşen işlemi bir elektronun yolculuğuymuş gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Tabi en başından en sonuna kadar bunun hep aynı elektron olması şart değil. Farklı elektronlar da aynı işlemi sürdürmede görev alabilir. Bir elektronun ışıktan aldığı enerjiyle uyarıldığını, her seferinde daha düşük bir enerji seviyesine indiğini ve en sonunda da NADP artıyı NADPH'a indirgemek için kullanıldığını düşünün. Bu arada hatırlatayım, NADPH kalbin döngüsünün girdilerinden biri. Hatta kalvin döngüsünün bir diğer girdisi de ATP. Zarın bir yanından diğer yanına pompalanması sonucu, içerideki hidrojen iyonu derişiminin artmasıyla beraber ATP oluşur. Ayrıca, su moleküllerinde bulunan elektronlar, P680 klorofil çiftinde uyarılan elektronların yerine geçince, Su molekülündeki elektronların uzaklaşması sonucu geriye kalan hidrojen iyonları da ATP sentezine yol açar. Hidrojen iyonu derişiminin artması ADP ve fosfat kullanılarak ATP sentezlenmesini tetikler. Buradaki çizimde daha sade bir şekilde açıklanmış. Işık geliyor, elektronu uyarıyor, elektron giderek daha düşük enerji seviyelerine indirgeniyor. Bu gerçekleştikçe fotosistem 1'den fotosistem 2'ye geçiyor. Bu enerjinin bir bölümü hidrojen iyonlarını tilakoid boşluğun içine pompalamak için kullanılır. Bu elektron tekrar uyarılabilir. Elektron bu şekilde daha düşük enerji seviyelerine doğru ilerledikçe NADPH üretiminde kullanılabilir. NADPH'ın elektronları zaten yeterince yüksek bir enerji seviyesinde. Yani NADPH güçlü bir indirgeyici. Calvin döngüsünde bu kadar önemli bir yere sahip olmasının nedeni de işte bu güçlü bir indirgeyici olmasını sağlayan enerjisi aynı zamanda tüm bu olayların sonucu olarak şeker üretiminin gerçekleşmesinde rol oynar. Tekrar edelim. Bir elektron buraya taşındığında onun yerini ne alır? Bu elektronun yerini sudan gelen elektron alır. Evet, bu gördüğünüz çizimde bazı unsurlar daha ayrıntılı olarak görünüyor. Gerek bu videoda olsun gerekse bundan önceki videoda amacımız ışığa bağımlı tepkimeleri ana hatlarıyla anlatmaya çalışmak. Ama biyoloji derslerinde veya kitaplarında genellikle stokrom kompleksi veya plastokinon gibi kavramlar duyarsınız. Sizden bu çizimi dikkatlice incelemenizi ve böyle kavramlarla karşılaştığınızda artık gözünüzün korkmamasını istiyorum. Bunlar şimdiye kadar konuştuğumuz olayların gerçekleşmesinde rol oynayan unsurlar. Bu gördüğünüz fotosistem 2. Şekilde de gördüğünüz gibi ışığın tepkimeye bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ama fotosistem 2'deki klorofil çiftine doğrudan bir etki değil bu. Burada bir P680 klorofil A çifti var biliyorsunuz. Komşusu olan bazı molekülleri etkiliyor ve onların elektronlarını uyararak daha düşük enerji seviyelerine inmelerine yol açıyor. Açığa çıkan enerji de yine komşu elektronların uyarılması için kullanılıyor ve bu böylece sürüp gidiyor arkadaşlar. En sonunda da P680 çiftinin içinde bulunan elektronlar uyarılıyor. İşte o elektron ilk alıcı elektrondur. Bu elektronun adı feofitin olarak da geçer. Ardından bu elektron plastokinona aktarılır. Plastokinon elektronu plastosiyanine aktaran sitokrom kompleksiyle etkileşim halinde bu durumda elektronumuz feofitinden indirgenmeye başladı. Plastokinona geçti. Sonra sitokrom kompleksine indirgendi ve en son plastosiyanine geldi. Evet. Bu işlem gerçekleşirken hidrojen iyonlarının tilakoidin dışından içine taşındığını gözlemleriz ki zaten biz de tilakoid üzerinde gerçekleşen olaylardan söz ediyoruz. Ardından fotosistem 1'e geliyoruz. Elektron burada plastosiyeninden klorofil çiftine yani P700 klorofil çiftine aktarılır. Elektron burada da uyarılır. Bu kez onu uyaran şeyin ışık olması da şart değil. Fotosistem 1 içindeki diğer moleküller de onu uyarabilir. Bu enerji eninde sonunda klorofile ulaşır. Onun elektronunu uyarır Ardından o da, o elektron da bir molekülden diğerine aktarılır ve en sonunda da ferredoksine ulaşır. Ferredoksin, NADP artının enzimi tarafından kullanılır ve NADP artı indirgenir. Ferredoksindeki bu elektron kullanılarak NADP artı indirgenir ve NADPH elde edilir. Peki aşağıda neler oluyor? ATP sentezleniyor, Enerji sağlamak amacıyla tilakoidin içinde artan hidrojen iyonları kullanılarak ATP sentezleniyor. Aslında ATP sentezini bir motora benzetebiliriz. Bu motorun enerjisi de hidrojen iyonlarının derişiminin azalması sayesinde karşılanır. Bu enerji sayesinde fosfat grupları ADP'ye bağlanır ve ATP üretilir. Bazı konuları önceki videolarda birkaç kez tekrar tekrar söyledim. Bunu yapmamın nedeni, Genellikle böyle konuları ilk kez gördüğünüzde her şey çok karmaşık gelebiliyor. Gözünüzü fena korkutuyor. Aslına bakarsanız gerçekten de karmaşıktır da. Ama burada inanılmaz olan şey, konuştuğumuz bu konuların tam şu anda pencereden dışarı baktığımda göreceğim bir bitkinin içinde gerçekleşiyor olması. Bunun gibi olayların doğada gerçekleşiyor olması beni hep büyülemiştir. Üstelik henüz tam olarak anlaşılamayan, hala keşfedilememiş olan bazı noktalar da var. Bununla birlikte konunun ana fikri bu olayların hepsi aslında çizimlerde göründüğü kadar korkutucu değil. Neyse, umarım tıpkı benim gibi siz de bu konudan etkilenmişsinizdir ve yine umuyorum ilk başta duyduğunuz bazı kavramların artık o kadar da korkutucu olmadığını düşünüyorsunuzdur.